Aykut İnce, çok teşekkür ediyoruz. Beşiktaş Kulübü As Başkanı Sayın Emre Kocada ile birlikteyiz. Emre Bey, hayırlı olsun kura. Teşekkür ederim. Ankara gücüyle. Sanırım kolay kura, zor kura hangisini değerlendirirsiniz? Şimdi tabii öncelikle hayırlı günler diliyorum izleyenlere. Bu turdan sonra artık zor kura ve kolay kura demek çok doğru olmaz. Biz geçen turda da Şanlıurfa Spor'la oynadık. Gerçekten ikincilik takımı olmasına rağmen çok tempolu, çok iyi mücadele etti. İlk yarı 2-0 geriye düştük. Daha sonra 4-2 kazandığımız bir maç. Tabii her takım tek maç usulü olduğu için orada varını yoğunluk ortaya koyuyor ve çekişmeli güzel maçlar oluyor. O anlamda Ankara Gücü zaten Süper Lig ekibi ve çok iyi bir takım. Biz de Ziraat Türkiye Kupası'nı çok önemsiyoruz. Türkiye'nin, Cumhuriyeti'nin 100. yılında inşallah bu kupayı müzemize götüren ekip olmak istiyoruz. O anlamda bizim için çok ciddi, önem verdiğimiz bir kupa ve kura. İnşallah galip gelen, tur atlayan taraf oluruz. Emre Bey, lig mücadelesinde sağ içinde yaşanan durumlar vardı. Tribün olayları vardı Ankara Gücü deplasmanında. Evet. Elbette bu maça yansımaları nasıl olur diye sormak isterim size. Tabii orada tatsız olaylar yaşanmıştı ama biz o dönemde zaten federasyon kendi kuralları çerçevesinde ceza şartları uygulamıştı. Biz hiçbir zaman Beşiktaş camiası, Türkiye'nin en eski ve en büyük camialarından biri. Biz hiçbir kulübün ferdi yaşanan olaylarını bütün camialara mal etmek istemeyiz. Öyle de etmiyoruz. Daha sonrasında Ankara Gücü Başkanı Yönetim Kurulu çok ciddi üzüntülerini bizlere ifade ettiler zaten. Biz bir sorun olacağını düşünmüyoruz. Orada yaşanan ferdi olaylar olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kanunları bellidir. Federasyonun kuralları bellidir. Beşiktaş Kulübü Türkiye'nin her yerinde gider, maçını oynar gelir. Biz o anlamda hiçbir sıkıntı ve çekincemiz yok. Dostluk içerisinde bu maçın oynanacağını düşünüyoruz. Hiçbir endişem yok. Emre Bey, çok teşekkür ederiz. Teşekkür. Kıymetli görüşlerinizden dolayı çok sağ olun. Coşkun Bey de orada, bekletmeyelim. Tamam, çok sağ olun. Hoşçakalın. Beşiktaş Kulübü As Başkanı Sayın Emre Kocadağ'ın açıklamaları bu şekildeydi. Röportajlarımız devam edecek. Onu konuşuyorduk Kartal'la yayın öncesinde. Kartal dedim, sence geçen sene Sivas kazandı, bu sene dedim Kupa'nın favorisi kim? Nasıl yani görüyorsun dedim. Vallahi Aykut dedi, bak açık konuşayım dedi. Galatasaray maçını izledim dedi Kartal. Yani dedi. Beşiktaş'ı izledim dedi. İki tane gol yiyorsun dedi. Beşiktaş kötü takım değil dedi. Tabii. Ama gol yiyorsun dedi. Fenerbahçe'ye dikkat ettin mi dedi. Fenerbahçe'ye dikkat ettin mi dedi. Niçin dedim. Hazırlık maçında bile ciddiler dedi. Hazırlık maçında bile sıfır rotasyon dedi yani. İçeride dışarıda. Fenerbahçe dedi ciddi olduğu müddetçe dedi. Ağır favori dedi yani. Hı? Açıkçası ağır favori yani, dedi değil mi? Şu anki tabloda, şu anki tabloda o dedi. Kupada yani, belki sonuçta kupada... bu maç tek maç üzerinden gittiği için öyle görmemek yok, lazım. Yok. Ağır favori şey demeye çalıştı. Söylemedim yani. Ağır favori demedi. Ciddiyetle bakıyor. Ciddiyet anlamında dedi. Bak geçen sene öyle değildi dedi Fenerbahçe. Bence bakıyor yani, hani ciddiyete bakıyor ama o anlamda şunu görmek lazım. Yani hocaların takımların üstündeki etkisine bakmak lazım. Tabii ki bu anlamda. Onu söylüyor zaten. Jesus'un lig, kupa maçı, özel maç, hazırlık maçı hepsinde tam maç gözüyle bakıyor. Yani hani maç ayrımı yapmayan bir hoca ve maç ayrımı yaptırmaya izin vermeyen futbolcu topluluğu var. Öyle görmek lazım. Yani disiplin had safhada mı? Had safhada. O anlamda söylüyorum. Ama yani bu maçlar o anlamda. Şimdi Ziraat Türkiye Kupası bu saatten sonra daha da fazla değerli. Yani çünkü herkes almak isteyecek. Kupayı almak istiyor. Yani bu sene 100. yıl. Canım, Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye Kupası almak çok değerli. Cumhuriyet'in 100. yılında lig kupası almak çok değerli. Öyle görmek lazım. Sonra o yüzden bütün takımlar kupa almak isteyecek. Ya yani mesela dünkü maç, Galatasaray maçı bana sorarsan kısas değil. Beşiktaş maçı keza öyle kısas o da değil. Canım yani. Yani çünkü bu maçlar hem rotasyon ciddi anlamında almıyor. Oyuncularını görmek açısından mesela hani dünkü maçta Beşiktaş'ta Galatasaray karşılaşması olsaydı böyle takım çıkar mıydı? Tabii canım. Ama şimdi görmek ama lazım. Kartal demek istedi ki özür dilerim Kartal, sana vereceğim yok, sözü. Yok tamam Kartal sen ifade et. Şunu demek istedi bence. Ben yanlış sordum aslında soruyu. Dedi ki Jesus öyle bir ciddi alıyor ki mevzuyu, hazırlık maçında bile
Rayo Vallecano maçında bile adam Valencia ile başlıyor, örnek veriyorum tabii. Tam idealle çıkıyor. Yani benim işi ciddiye aldığını gösteriyor diyor. Şimdi mesela bazı kupa maçlarına bak, Kartal'ın dediği gibi Süper Lig takımları en az 7 tane as oyuncusunu kulübede oturtuyor ya. Evet. Ama öyle yapmıyor Jesus. Geliyor Trabzon maçının 11'ini, bakmışsın İstanbul maçına pat diye kupada sahaya sürüyor. Veya kupa maçını hazırlık maçının 11'iyle başlıyor gibi, yani tuhaf bir orada ciddiyetten bahsediyor. Şimdi sahaya sürmese bile, şimdi Fenerbahçe İstanbul Spor maçına bakıyoruz kadroya. Devamlı oynamayanlar var. Yani as dediğimiz, aslında az şey ayrımı kalmadı Fenerbahçe'de. Yani ikinci kadrodan diyelim biz. İkinci kadrodan bazı oyuncular var ama adamlar öyle bir ciddiyetle, disiplinde oynuyorlar ki işte hazırlıktı, ligdi, kupaydı fark etmiyor. Şimdi Beşiktaş ve Galatasaray'a bu maçların özelinde konuşuyorum. Şimdi Şenol Güneş'in Şanlıurfa maçında çıkardığı kadroda ağırlıklı olarak oynamayanlar. Doğrusunu mu yaptı? Bence doğrusunu yaptı. Şimdi bakıyorum hocayı da eleştiriyorlar. Yani niye bu kadroyla çıkıyorsun diye, özellikle defans şablonunda. Ama ne yapsın? Öbür oyuncuları da görmek zorunda. Şimdi Beşiktaş takımının ilk 11'inde bakıyoruz Urfa maçında Rozier, Necip, Emrecan, Umut savunma dörtlüsü. Şu Atibalar var, Delaliler var, Salihler var, Redmond, Cenk, Muleka. Yani bu kadro Şanlıurfa'yı rahat bir şekilde yenemeyecek mi? İlk 15 dakika 2 gol yiyorsunuz. Ya bu düşündürüyor. Burada şimdi suçlu aramaktan ziyade tabii ki niye böyle oldu diyorsunuz. Oyuncular evet kamptan geldiler. Bir rehavet olabilir. Ben ama büyük ihtimal rehavet olduğunu düşünüyorum. İşte ama yani herkes. Ama işte tatiller yapıldı. Çalışmalar yapıldı. Herkes hazır. Hazır gelmişsin. Ve liderden geridesin. Senin daha çok kupaya ihtiyacın var. Yani Beşiktaş'ın bu sene öncelikli olarak, tamam ligde henüz bir şey yok. Dengeler her an değişebilir ama önceliğini bence kupaya vermek zorundasın. Kupayı rahat bir şekilde almak zorundasın. Ha, bu oyun ne? Bu beni düşündürüyor. Şimdi tamam rakip Şanlıurfa. İster istemez böyle nasıl olsa yeneriz havasında çıktılar. Yani bunun bir izahı yok. Ama öyle değil, futbol bu. Hiç İlk yarı adamlar nasıl top oynadı? Helal olsun yani. Bak, takır top oynadılar. Bravo, çok güzel laf etti. Geçen sene kim derdi ki Sivas Kupayı kazanır? Veyahut kim derdi ki Kayseri finale çıkar? Tabii oluyor Kayseri işte. Kayseri takımı her kim derdi Denizli'nin Galatasaray'ı yeneceğini. Evet. Değil mi? Hatırla yani. Ya bunlar oluyor. Oluyor. O yüzden büyük takımlar artık, büyük takımda oynayan futbolcuların şapkalarını önlerine alıp düşünmeleri lazım. Çünkü öyle ya da böyle bu işin sonunda bir kupa var. Bu kupayı almak zorundasın. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe. İşte tamam lig yarışı bir yandan devam ediyor ama burada da bir yarış var. Bu yarışta sen ciddi olmak zorundasın. Ben o yüzden dedim Fenerbahçe ciddiye alıyor işini.